Canlarım benim selamlar. 70 günde TET Matematik kampımızda geldik. 46. günün ikinci dersine. Bu dersle beraber hareket problemlerine noktayı koyuyoruz. Hareketle, hareket problemleri F Ado testindeyiz arkadaşlar. Hemen 46. gün ikinci ders sayfa 212, 213, 214'ü video ders kitabından size anlatıyor olacağım. Bir de bir test ödeviniz var arkadaşlar. Soru Bankası'ndan sayfa 236 ve 237'de ödeviniz olacak. Ödevinizi de güzel bir şekilde yapın papaz olmadan şu hareket problemlerini tamamlayalım. Zaten problemlerin bitmesine de az bir şey kaldı. Bundan sonra e, işçi problemleri sonra da sıra problemlerle noktayı koymuş olacağız. Şimdi soru çözümüne başlayalım. Güzel sağlam sorular çözeceğiz. Bakın. Hareketli sorular var yani. Şimdi birinci soruyla başlıyorum. Aşağıdaki haritada yol ayrımından sonra ilkokula 200 metre, liseye de 400 metre mesafe olduğu belirtilmiştir. Meriç ve Melis sırasıyla lise ve ilkokulda okuyan iki kardeştir. Meriç dakikada 40 metre, Melis de dakikada 30 metre hızla aynı anda evden çıktıklarında saat 8'de kendi okullarına varıyorlarmış. Meriç kardeşinin hızıyla hareket edip kardeşini okula bıraktıktan sonra kendi hızıyla saat 8'de kendi okuluna varabilmek için evden saat kaçta çıkmalıdır? Bir düşünelim şimdi. Şimdi şu aradaki mesafeyi x dersek. Hmm. Şimdi yine alınan yol bak hızlar verilmiş. Alınan yollarla alakalı bir şeyler var. Ve saat 8'de ikisi de kendi okuluna varıyor. Aynı anda varma durumu söz konusu. Bak süreler aynı. Yollar var. ya yani x seçtir v çarpı t'den faydalanacağız. Şimdi öncelikle liseye giden men için aldığı yolu söyleyin bana. Hocam x buraya kadar. 400 de buraya kadar. x artı 400. Çok güzel. Peki bu x artı 400 neye eşit arkadaşlar? Yani bu x, vsi ne bunun hızı ne 40. Peki süresi ne t kadar süre dalsın. Tamam. Şimdi kardeşim Melis'e bakalım. Kardeşim Melis'in aldığı yol ne x artı 200. Tamam o da güzel. X artı 200 eşittir. Peki Melis'in hızı kaç? 30. Peki Melis'in vardığı süre ne? O da t. Hocam ikisi de nasıl t? Çünkü ikisi de saat 8'de varıyorlar. Evde kaçtan çıktıklarını bilmiyorum ama aynı anda vardıklarını biliyorum. Demek ki alma süreleri yani evle ilkokul arasındaki süreyi Melis, Melis ne kadar sürede alıyorsa Melis de evle lise arasındaki yolu o kadar sürede alıyor. Peki buradan oranlamamızı yapalım. Çatır çutur. Buradan t'ler gidecek bu sıfırlar da gidecek. İçler dışlar yaparsam 4x artı 800 eşittir. 3x artı 1200 yapacak. Buradan 3x'i karşı tarafa atarsam x eşittir. Bunu da karşı tarafa attım 400. Yani bu arada bilmediğimiz şu mesafe var ya burası 400'müş. Çok güzel. Şimdi Bolt kısmı okuyorum. Yani şu asıl sorduğu yere okuyorum. Meriç kardeşinin hızıyla hareket edip kardeşini okula bıraktıktan sonra. Ha, dur şimdi. Meriç evden kardeşini okula bırakıyor. 400 artı 200'den 600 metre mesafeyi kardeşinin hızı olan 30'la T1 sürede alır. Her iki tarafı 30'la bölersem T1 eşittir 20 dakika. Yani Melis'in kardeşi Meriç'i okula bırakması 20 dakika sürüyor. Peki Bırakıyor okula sonra kendi lisesine geçiyor. Nasıl geçecek? Tekrardan buraya gelecek. 200 metre burada yol alacak. Sonra bu yol ayrımından lisesine gidecek. 400. Yani 600 yol alacak. Ama bu sefer kardeşini okula bıraktıp kendi okuluna gittiği için kendi hızıyla gidecek. Onu diyor zaten. Sonra kendi hızıyla. Kendi hızı kaç? 40. 40 ile gittiği zaman da T2 kadar süre alsın. Buradan da T2 eşittir. Her iki tarafı 40'a bölersek 15 dakika yapar. O zaman toplamda bunun bunla, bu iki kardeşin evden çıkıp e, kendi okullarına gitme süreleri 35 dakika sürer. Peki saat 8'de bu iş planlanıyorsa 8'den 35 dakika geri gelirsek 07.25'te evden çıkmaları gerekir. Tamam mı? Birinci soruyu böylece halletmiş olduk. 2 ile devam ediyorum. A şehrinden B şehrine deposu dolu olarak hareket eden bir araçla ilgili şu bilgiler veriliyor. A şehrinden B şehrine varana kadar her 50 kilometrede bir toplam 5 tane mola yeri bulunmaktadır. Hmm. A şehri, B şehri, 5 tane mola yeri bulunuyormuş öyle mi? Tamam işaretleyelim mola yerlerini. 1, 2, 3, 4, 5 tane mola yer. Her birinin arası 50 kilometre. 50, 50, 50 ve 50. Peki deposundaki benzinin 3 bölü 4'ünü harcadığında mola yerinden birine uğrayarak e, yarım depo benzin alıyor ha, şimdi 3 bölü 4'ünü harcıyor ve yarım depo benzin alıyor o zaman biz depoya arkadaşlar 4x diyelim 3 bölü 4'ünü harcıyor ya depoya 4x diyelim okumaya devam edelim araç B noktasına vardığında benzini bitiyor tamam e, sabit hızla hareket eden bu araç kaçıncı mola yerinde benzin almıştır Şimdi her 50 kilometrede bir mola yeri olduğu için şuranın da 50 olduğunu aynı şekilde şuranın da 50 olduğunu biliyoruz. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar depomuz 4x. 3 bölü 4'ünü harcıyoruz. O zaman harcanana bakalım. 3 bölü 4'ü 3x. 3x'i harcadık. Peki ne kadar kaldı geriye? Kalan x kaldı. Tamam. Sonra mola yerinde yarım depo benzin alıyoruz. Yani aldığımız benzin 2x kadar depo 4x olduğu için. O zaman 3x'lik benzin oluyor. Sonra B noktasına vardığımızda benzin bitiyor. Bitmesi de aldığımız 2x ya kalanda x 3x. Bitmesinde de 3x kullandık. O zaman 3x harcadık. 3x daha harcadık. Toplamda 6x harcadık. Toplam harcadığımız benzin 6x. Peki bunu ne kadarlık bir kilometre harcıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 5'ten 300 kilometrede. 300 kilometrede 6x benzin harcıyoruz. O zaman her bir x kilometrede 6'ya bölündüğü için 50 kilometre be, e, benzin harcarız. Peki sabit hızla hareket eden araç kaçıncı mola yerinde benzin almıştır? Aa şimdi harcanan 3x olduğu zaman yani 3 bölü 4'ünü harcadığında benzin alıyorduk. Yani 3x harcamamız lazım. E x'i 50 kilometre ise 3x 150 kilometre. Yani A noktasından itibaren yola başladığım yerden itibaren 150 kilometre sonra benzinimi alacağım. E o zaman bakalım 50 100, 150 Yani benzin aldığım yer şu mola yeri. Yani 1, 2 3. mola yeri. Doğru cevabımız C şık olacak. Anlaştık mı? Bunu da güzel bir şekilde hallettik. Prof. 3. soruyla devam ediyorum. Gel. Güzel bir soru yine böyle. Navigasyon, navigasyon. Aşağıdaki navigasyon cihazı da cihazında. Bir yolun kırmızı ile gösterilen kısmında trafik yoğun, yeşil ile gösterilen kısmında da trafik akıcıdır. Tamam. A noktası ile B noktası arası göster arasındaki arası gösterilen yol 180 kilometredir. Bu yeşil yol arkadaşlar. Yeşil yol diye film vardı lan. Buradaki yeşil yol 180 kilometreymiş. Güzel. Trafiğin yoğun olduğu yollarda araçların hızı akıcı yollardaki hızına göre 40 daha az oluyormuş. Peki A noktasından C noktasına gitmek isteyen Ece aracıyla saat 10'dan 10'da saatte 90 km hızla yola çıkarak saat 13'te C'ye varıyor. Yani 10'da buraya da yola çıkıyor. Geliyor 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 geliyor. 13'te yani 3 saatte buradan buraya geçişte 3 saatte buraya varıyor. Şimdi bir kere ne yol hangi hızla yola çıkıyor? 90 hızla yola çıkıyor. Yolun tamamında trafik akıcı olsaydı kaçta ulaşırdı diyor. Şimdi B ile C arası e, yoğun trafik olduğu için 3 saatte ulaşmış totalde. A ile B zaten akıcı. B ile C de akıcı olsaydı ne kadar sürede ulaşırdı diyor. Mutlaka birden daha erken ulaşacak. Ama kaç? 12.50 mi? 12.44 mi? Bunu soruyor. Şimdi bir kere 90 hızla 180 kilometre yolu ne kadar sürede alırız? 180 eşittir. 90 çarpı t. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. T eşittir 2 saatte alırız. Çok güzel. Yani yeşil yolu 2 saatte alıyormuşuz. E toplam 3 saatte vardığımıza göre şu kırmızı yolu 1 saatte alıyoruz. Peki bu kırmızı yolun uzunluğunu bulabilir miyiz? Arkadaşlar bu kırmızı yolun uzunluğunu bulamayız. Zaten bu kırmızı yolun uzunluğunu arıyoruz kırmızı yolun uzunluğunu bulacağız ki toplam yolu bulacağız. Hızı düşüreceğiz. Kaç saatte gittiğimizi bulacağız. Peki kırmızı yolun uzunluğuna eğer x dersem bu yolu ne kadar hızlı alıyor? 90 kilometreyi %40 azaltacağız. Çünkü akıcı yolda 90 kullanıyor. E, trafikin, trafiğin yoğun olduğunda %40 azaltıyor. O zaman direkt 90'ın %60'ını alalım. %40 azaltmış oluruz. Bu sıfır bunu bu sıfır bunu 54 kilometre. Yani hızımız 54. E süremizde bir 1 saat. O zaman 54 çarpı 1'den 54 kilometre. Aa, o harika. 54 kilometre de burasıymış. O zaman A ile C arası toplamda 234 kilometre midir? Evet. Bu 234 kilometreyi eğer trafik tamamen akıcı olsaydı o zaman 90 hızla gitmem gerekirdi. Ne kadar sürede alacağım? T diyelim buna. Her iki tarafı 234'e böldüm 90'a böldüğüm zaman 234 bölü 90 diyeceğiz. 9'a böldüğüm zaman da burası 26. Burası 10 yapar. Yani 2,6 saat. İsterseniz bunu da dakikaya çevirelim. Çünkü şıklarda hep küsur attı dakikalar var. 60 da çarpalım. Bu bunu götürdü. 156 dakika yapar. Yani... Yani saat 10'da yola çıkarsak ve trafik akıcı olursa arkadaşlar 3 saatte de değil 156 dakika yani 2 saat 36 dakikada varırmışız. Yani oradan bir 24 dakikalık tasarrufumuz var. Ee, ona 2 saat 36'yı eklersek 12.36 ile doğru cevabımız 5 olur. Anlaştık mı? Güzel bir soru. İyi bir soru. Çıkar sınavı da. Haberiniz olsun. Evet güzel. 2024 M.S. çiçeği burnunda bir soru daha. Soru diyor ki... Doğrusal bir yol üzerinde A ve C şehirleri arasında B şehri bulunmaktadır. Dur dur lan. A ve C şehirleri arasında A, C arasında B şehri bulunmaktadır. Peki A şehrinden C şehrine saatte 80 ile giden otomobille buradan otomobil 80 ile gidiyor. Eee... C'den A'ya giden 90 kilometre bir otobüs aynı anda yola çıkmış. Yani bu da buradan 90'la A'ya gidiyor. Yola çıkmışlar. Bir süre sonra otomobil üzerinde B ve C şehirlerinde şehirlerine olan uzaklığı gösteren şekil 1'deki tabela'nın yanından geçtiği anda otobüs üzerinde B ve A şehirlerinde olan uzaklığı gösteren şekil 2'deki tabelanın yanından geçmiştir. Yani belli bir süre sonra A buraya gelmiş, A'dan hareket eden e, otomobil buraya gelmiş birinci araç diyelim. E, C'den hareket eden Otobüs de buraya gelmiş. Buna da ikinci araç diyelim. Ve burada şekil 1'deki şekil 1'deki tabelayı görmüşler. E, o görmüş otomobil. Burada da otobüs şekil 2'deki tabelayı görmüş. Kar yağışı nedeniyle sadece şekil 1'deki tabela C şehrin olan uzaklığı e, görünmüyor. Şu A'lar B'ler gözüküyor. C gözükmüyor. Tabela tabelada görünmeyen bu C değeri yani C'ye olan uzaklık değeri kaçtır? Yani aslında şu aradaki mesafe soruluyor değil mi? Buradan C'ye kadar olan mesafe. C'nin C'ye kadar olan mesafenin kaç olduğu soruluyor. Peki. Şimdi birinci tabelada B'ye olan uzaklık 200. Yani şurası 200. İkinci tabelada B'ye olan uzaklık 70. Yani şurası 70. İkinci tabelada A'ya olan uzaklık 350. E şurası 270 olduğuna göre demek ki burada 80 olacak ki toplamda 350 olsun. Peki o zaman hani belli bir süre buradan buraya geldik ya. Hani belli bir süre yola çıktık ve tabelayı gördük. O tabelayı gördüğümüz süre ne kadar? 80 kilometrelik yolu otomobil 80 hızla ne kadar sürede alır? İki tarafı 80'e bölersen 1 saatte. Yani buradan 1 saat geçince tabelaya varmış. E buradan da 1 saat geçerse arkadaşlar o zaman burası da 90 olur. Soru biter. Çünkü az önce bize şu birinci tabelayla C arasındaki mesafeyi soruyordu. 270 daha 270 90 daha 360 kilometre olacak. Yani burada 360 yazmalıydı. Doğru cevabımız D Çok güzel bir soru. Bir hız problemi mi? Evet. X V çarpı T kullanılıyorsa hız problemi ama çok güzel bir hız problemi. Çok güzel sormuşlar. Zor mu? Değil. Ama etkili bir soru. Peki ver yetkiyi gör etkiyi. Güzel bir soruyu daha çözüyoruz. Bir tık zor arkadaşlar. Şimdi soru diyor ki zor yani bir soru. Kenan Bey A kentinden sabit bir hızla yola çıkıp B kentinde kentinde vereceği seminere zamanında varmayı planlıyor. Hadi Kenan profesörüm be. Şimdi A kentinden yola çıkıyoruz. B kentindeki seminere varmaya çalışıyoruz. Ancak yolun 1 bölü 5'ine gittikten sonra hız sınırı bölgesine ulaştığından dolayı hızını %20 azaltıyor. Ha, bir hız sınırı bölgesi var. Şöyle bu arası olsun. Ee, hız sınırı bölgesini geçtikten sonra da hızını %50 arttırdığında semine tam zamanında varacağını hesaplıyor. Buna göre A ile B kenti arasında bulunan hız sınırı bölgesinin uzunluğunun A ile B kenti arasındaki yolun tamamının uzunluğuna oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar hız, sınırına, hız sınırı şurası bakın. Şu yeşille olan bölge hız sınırı. Şimdi şuradaki mesafeye x diyelim. Şuradaki mesafeye y diyelim. Şuradaki mesafeye de z diyelim. Tamam mı? Hız sınırı olan bölgeye y dedim. Sınırdan sonrasına z dedim. Sınırdan öncesine de x dedim. Şimdi yolun 1 bölü 5'ine gittikten sonra diyor. O zaman bu yolun tamamına 5x demem lazım ki. Buraya x demiş olayım. Tamam 5x x. O zaman geri kalan taraf yani y ile z'nin toplamı da kaç yapar aslında? 4x yapar. Değil mi? Yorum geri kalan kısmı. Şimdi hızını %20 azaltmak istiyor. 120 ne demek? 5'te biri demek. O zaman başlangıçtaki yani buradan başladığımdaki hızı 5V olsun. Yani o hız sınırına gelene kadar ki hızı 5V. E burada hızını e, 5'te bir oranında yani V oranında azaltıyor yani 4V'ye çekiyor. Sonra da hız sınırından sonra hani bir hızını azalttığı için süre arttı. Ama zamanında yetişmesi lazım. Bu sefer hızını arttırmak istiyor. Ve hızını 2 katına çıkar. Yok. %50 arttırıyor. E, 4, 4 V'nin yarısı yani %50'si 2 V. Arttırırsam 6 V. Yani bu arada da 6 V hızla gidiyor. Çok güzel. Bak her şeyi yazdık. Şimdi şuna bakalım. Normalde hız sınırı bölgesi olmasaydı hız sınırından sonraki yeri yani 4 X'lik yeri 5 V hızla başladığımız için 5 V ile giderek T sürede alacaktık. Bu plan planladığımız bu. Ama planımız tam tutmadı. Ne oldu? Y'deki hızımız 4V'ye düştü. Yani Y yolunu 4V hızla T1 sürede aldık. Sonra Z yolunu da 6V hızla T2 sürede aldık. Ama yine planladığımız süreye ulaştık. Yani T1 ile T2'nin yani hız sınırı bölgesiyle hız sınırı bölgesinden sonraki bölgede aldığımız toplam süreyi Planladığımız süreye denk tutmuşuz. Ee, planladığı zamanda tam zamanında varacağını hesaplıyor diyor ya. O yüzden bu iki toplam buna eşit. Şimdi çekelim bunları o zaman. Birinci kısımda t eşittir. 4x bölü 5v. İkinci kısımda da arkadaşlar t1 eşittir. E, y bölü 4v. t2 dediğimiz arkadaşımız da z bölü 6v. O zaman 4x bölü 5v eşit olmalı. Yani t eşit olmalı y bölü 4v artı z bölü 6v'ye. Doğru mu? Şimdi v'leri götürebiliriz arkadaşlar. Çat çat çat. Her iki, üçünü de v ile çarptığınızı düşünün. V'ler zaten haşurt tutu blackboard gider. Peki şimdi ee, şöyle yapalım. Burayı 3 ile burayı da 2 ile genişletelim. E, 4x bölü 5 yaptı. Eşittir. 3 tane y artı 2 tane z bölü 12 yaptı. İçler dışlar yaparsak 48x eşittir. 15 tane y artı 10 tane z yaptı. Şurada z yerine 4x eksi y yazabiliriz. Değil mi? Z yerine onu yazalım. 4x eksi y yazalım. O zaman 48x eşittir. 15y artı 10 ile z'yi çarpıyorum. Yani 40x eksi 10y yaptı. 40x'i karşı tarafa attım. 8x. 15'ten de 10 çıkarttım 5y. 8x eşittir 5y. O zaman buraya eğer x'e 5k dersem y de 8k oluyormuş. Şimdi soru bize ne soruyor? A ile B arasındaki yolun e, hız sınırı yolun hız sınırına y demiştik bak yukarı hız sınırına y demiştik y'nin tüm yolu oranını soruyor. Tüm yola da 5x demiştik. Y bölü 5x oranı soruluyor aslında bize. E biz y'ye zaten 8k dedik. O zaman y yerine 8k yazdım. X yerine de 5 dedik ama 5x de 25 yaptı. O zaman 8k bölü 25k yani cevabımız 8 bölü 25 olacak. Yani A şıkkını işaretleyeceğiz. Zor bir soru bu ya. Kolay değil yani. Böyle ee, falan değil yani. Balon soru değil. 6 ile devam ediyorum. Arkadaşlar aslında bir oran orantı sorusu. İşte ÖSYM bazen hız problemi altında böyle sorular karşımıza getirebiliyor. Okuyalım soruyu. Günlük hayatta karşımıza çıkan bir şey. Aşağıda gösterilen asansör kapısının özdeş olan sağ ve sol kısımlarının açılma hızı sabit olup sağ kısmı bozuk olduğunda sol kısma göre daha yavaş açılmaktadır. Tamam. Aşağıdaki şekilde asansör kapısı açılırken iki farklı görsel verilmiştir. Verilen bilgilere göre bu asansörün kapısının toplam genişliği kaç met santimetredir? Çok güzel. Şimdi bunlar özdeş oldukları için buraya x santim, buraya da x santim diyelim. Aynı şekilde x santim ve x santim. Şimdi bakın Burada kapının 60'lık bir kısmı kaldığına göre demek ki şurada x eksi 60'lık bir kısmı açılmış. Burada da 30 santim kaldığına göre demek ki şurada da x eksi 30 santimlik bir kısmı açılmış. 70 santim olduğuna göre şurada x eksi 70'lik bir kısmı açılmış. 60 santim kapı kaldığına göre şurada da x eksi 60 santimlik bir kapı açılmış. Şimdi birisi yavaş birisi hızlı. Aradaki farktan gideceğiz arkadaşlar. Birden gidebiliriz, sağdan da gidebilirsiniz, soldan da gidebilirsiniz. x eksi 60'da x eksi 60 diğerine göre ne kadar fazla açılmış? 60-70 10 santim açılmış. Peki x eksi 30 haline geldiğinde burası. Bu aradaki fark kaç olmuş? 10'dan kaça çıkmış? 30'a çıkmış. O zaman burada doğru orantı var. Çünkü sabit hızla birisi diğerinden daha hızlı gidiyor. Yani her bir sürede belli bir e, oranda onu geçiyor. Yani şöyle düşünün. Biri 100 ile biri 50 ile gidiyorsa her saat ona 50-50 fark atar. Tamam mı? Attıkları fark x eksi 60'da 10, x eksi 30'da 30. O zaman burada doğru orantı var. Doğru orantı var ne demek? İçler dışlar çarpımı yap demek. Yani 30'la x eksi 60'ı çarpıp aynı şekilde 10 x eksi 30'u çarparak işlem yapabilirsin demeye çalışıyor sana. Eee. O zaman bunlar birbirini götürdü. 3 x eksi 180 yavruları x eksi 30'a eşit oldu. Buradan 2x eşittir 150 oldu. x'i bulmayalım. Çünkü zaten soru bize kapının toplam genişliğini soruyor. x burasıydı. x de burasıydı. 2x de 150 olduğu için doğru cevabımız aşık oldu. Tamam. Yani hız problemi değil aslında. Ama hız problemi. Yani soruluş itibariyle hız problemi. Peki 7. soruyla devam ediyorum. Güzel bir soru bak şimdi yine tabelala, tabelalar tabelalar. Evet şimdi aşağıda Ankara Antalya karayolu gösterilmiştir. Olsaydı da gidelim Antalya. Her gittiğimde lanet olsun bir daha gitmeyeceğim diyorum ama Antalya'yı da seviyorum ya. Böyle onun böyle pis bir sıcağı var ama o sıcakta da hani ya yani şöyle orada yaşasan sıkıntı da tatil için gidiyorsun ya böyle şıpıdık terlik böyle mayoyla böyle yeşil mayayı çekmişsin üstüne askılıyı çekmişsin şöyle böyle yana yana gidiyorsun ya böyle denize menize giriyorsun güzel oluyor ya yaz güzel ya ne bileyim hani tamam hani kışın böyle her mevsim ayrı güzel ya ve ülkemizde her mevsim de ayrı yaşanıyor ya kışın böyle e, soğuk havada böyle sıcak böyle yorganın altına girmek de güzel Yazın böyle yanarken denize böyle atlayıp cos etmek de güzel. Yani güzel. Hayatı yaşamayı seviyorsunuz. ve Hayat size güzel diyormuşum. Eminim bize güzeldir hocam hayat. Yani şu anda deniz, kum, güneş biz bunları emin ol düşünebiliyoruz. Neyse seneye düşüneceksiniz. Şu sınavı bir kazanın. Kendinize ödül verin işte tatilde. Gidin güzel bir tatil yapın. Yani şöyle ee, çok uygun fiyatlara da tatil yapabilirsiniz. Hemen yani e, her tatil gidip Voyage'da ne bileyim Max Royale'da yapacaksınız diye bir şey yok. Yani çok e, cüzi paralara e, daha güzel tatiller yapılabiliyor. Eskiden e, çok daha fazla tatil yapardık ya. Böyle gazetelerden tatil falan bakardık. Bir ara anlatırım size. Eskiden 3 kere tatile gittiğimizi hatırlıyorum. Bir yazda 3 kere tatile giderdik. Yani ekonomik durumun kötü bile olsa 2 sefer tatile gidebiliyordun. Tatiller ucuzdu. O kadar enflasyon bilmem ne yoktu. Şimdi bir kere bile öyle otele motele gidemezsin. Neyse nereden geldik buna ya? Neyse hadi. Aşağıda Ankara Antalya karayolu gösterilmiştir. Ankara'dan saat 00.00'da sabit hızla yola çıkan bir araçla Antalya'dan bilinmeyen bir saatte yola çıkan bir araç 03.24'te tam tabelaların önünde karşılaşıyorlar. Güzel. Antalya'dan an, yola çıkan aracın hızı diğer aracın hızının saatte 20 eksik olduğuna göre Antalya'dan yola çıkan araç saat kaçta hareket etmiştir? Şimdi Antalya'dan hareket eden aracın hızına V dersem Ankara'dan hareket eden aracın hızına V artı 20 demem gerekiyor. 20 fazla olduğunu söylemiş. Tamam mı? Peki. Şimdi bu arkadaş Ankara'ya 340 kilometre var diyorsa demek ki şurası 340 kilometre. Yani şurası 340 kilometre. Burada da Antalya'ya 140 var diyorsa o zaman burası 140 kilometre. Yani aynı şekilde burası da 140 kilometre. Şimdi Ankara'dan V artı 20 hızlı hareket eden araç bak tabelaya gelene kadar yani 340 kilometre yolu V artı 20 hızla gittiği zaman ne kadar sürede gidiyormuş? E, 0 00, 0 00, yola çıkıp e, 0 3 yani 3 saat 24 dakika. Saate çevirelim. 3 saat 24 dakikada 24 bölü 60 saat yapar. 12'ye böl 2, 12'ye böl 5, 2 bölü 5. 2 bölü 5'te payda eşitleyelim. 15-17 bölü 5 saat. 17 bölü 5. Hani saate çevirdim ki daha güzel olsun diye. Çünkü kilometre verdiyse dakikadan gidemezsiniz. Saate çevirmek zorundasınız. Ya da kilometreyi metreye çevireceksiniz. Peki bak bu bununla sadeleşti. 20 katı 20 oldu. Sonracığıma içler dışlar yaptık. 20 kere 5'ten 100 yaptı. 100 eşittir. V artı 20. V de buradan 80 yapar. Demek ki Antalya'dan hareket eden araç 80 km bölü saat hızla hareket ediyor. Ankara'dan hareket eden de 100 ile hareket ediyor. Bunu bulduk. Peki Antalya'dan hareket eden 140 kilometrelik yolu ee, hangi hızla alıyor? 80 hızla alıyor. Acaba ne kadar sürdü bu yol? Her iki tarafı 80'e bölersem T eşittir. 14 bölü 8 yapar. Bu saat. Bunu dakikaya çevirelim hemen. 60 ile çarpalım. 4'e e böldüm 2. 4'e böldüm 15. Bunları da sadeleştirdim. 7 çarpı 15'ten 105. Yani Antalya'dan hareket eden 105 dakikada varmış oraya. Peki e, 105 dakikada almışsa o yolu e, tabelanın önünde de 03.24'te karşılaşmışlarsa o zaman 03:24'ten 105 dakika geriye gideceğiz. Eksi 105 dakika diyelim. Şimdi e, arkadaşlar eğer 120 dakika geriye gitseydik saat tam 1.24 olurdu. Ama fazla geriye gittik. 15 dakika daha ileriye gidelim. 1.24'e 15 eklersem 0.1.39 yapar. Yani doğru cevabımız E olacak. Tamam mı? Bence güzel bir soruydu bu da. Patlı yani. Peki. Arkadaşlar bu soru çok zor ya. Üff. Öf. 2021 TYT zaten milletin dümdüz olduğu yıl hatırlıyorsunuz. Hem TYT'de hem AYT'de ÖSYM milletin içinden geçti yani. Bu, bu bu soruya mesela gerek var mıydı? Asla gerek olmayan bir soru. Şimdi size en eee olabilitesi olan yoldan anlatacağım ama yine de e, işin içerisinde eğimi falan sokmam gerekiyor. Başka türlü çözülmüyor. Şimdi beni dikkatle dinliyorsunuz, soruyu da dikkatle okuyorsunuz. Soruyu dinledikten sonra birkaç kez daha lütfen eee İzleyin çözümünü ki tam kafanıza yatsın. Şimdi diyor ki Fatih'in belirli bir günde evden çıkış saatine göre işe varış süresinin gösterildiği grafikte saat 7 ve 8 arası ve 8 ile 9 arasındaki grafik gösterimleri doğrusaldır. Peki 8 ile 9 arasındaki bir saatte evden çıkan Fatih tam bir saat önce evden çıksaydı işe varma süresi yine aynı olacaktı. Yani diyor ki arkadaşlar soru bize onu da şöyle göstermeye gayret edeyim size. 8 ile 9 arasındaki bir saat. Mesela şurası olsun. Bu saatte arkadaşlar Fatih evden çıkaydı eğer. Ee, bir, e, saat 8 ile 9 arasındaki bir saatte evden çıkardı. Fatih tam bir saat önce evden çıksaydı. Bir saat önceye geldiğimiz zaman da şuralarda bir yere geleceğiz. Burada işe varma süreleri aynı oluyormuş. İşe varma süreleri aynı oluyorsa şöyle olacak. İşe varma sürelerinin aynı olması buradaki iki değerinde 30 ile 36 arasında mesela bir yere gelmesi demek. Tamam mı? E, ee, Tabi bu biraz daha bu taraflara doğru gidebilir ama bu bu tarafa gitse yani 30 ile 24 arasına düşse 30'un altında değer olmadığı için mecburen 30 ile 36 arasında bir yere düşecek. Mecbur şart yani bu. Peki şimdi burada şunu hesaplayacağız. Şu aradaki süre 1 saat. Bak şu aradaki süre 1 saat. 1 saat. Tamam şöyle. Ya yani şu süre 1 saat. Ama tam şu kırılma noktasının ne ka mesela atıyorum buraya 40 dakikaya 20 dakika mı? Efendime söyleyeyim 35 dakikaya 25 dakika mı? 36 dakikaya 24 dakika mı? İşte bunu bilmiyorum. Bunu eğimden faydalanarak bulacağım. Onu da şöyle yapacağım. Diyeceğim ki bakın şurada bir üçgen var diyeceğim. Tam şu kırılma noktasını referans alacağım. Şu kırılma noktasında şöyle bir üçgen dur bakayım. Şöyle bir üçgen oluşturacağız. Şimdi bu oluşturduğumuz üçgende 8 ile 9 arası 1 saat. Yani aslında 60 dakika. Burayı dakika verdiği için burayı da dakika gibi yazalım. 36 ile 30 arası da 6 dakika. Yani 6 bölü 60'tan 1 bölü 10'luk bir oran var. Yani 1 dakikaya 10 dakika. Yani evden çıkışımızı 10 dakika ertelersek işe varış süremiz 1 dakika ne oluyor? Geç oluyor. Benzer şekilde grafiği diğer taraftan da değerlendirelim. Bakın şuradan değerlendirelim. Şöyle 7 ile 8 arasına bakalım. Şöyle bir üçgen çizelim. Burada da bakın burası 60 dakika. Burası 60 dakika. Burası da 36'dan 24'e kaç yapar? 12. 12 bölü 60 yani 1 bölü 5. Yani orada da 1 dakikaya 5 dakika. Yani 1 dakika eğer geç kalırsam bu kısımda ne oluyormuş? İşe varma süren 5 dakika erteleniyormuş. Ya da tam tersi 1 dakika erken çıkarsam işe varma süren 5 dakika daha erkene çekiliyor. Tamam mı? Buraya kadar anladık. Yani aslında burada 1'e 2 oran var arkadaşlar. Yani şunu silersem bak şunu silersem şuradaki grafikte 1 dakikaya 5 dakika artarken burada azalma oluyor ya. Burada da 1 dakikaya 10 dakika azalıyor. Yani 1'e 2 oran var. O zaman şuradaki 60 dakikayı şunu da sileyim. Şunu da sileyim. Şunu da sileyim. Yok onları silmeyeyim. Şunları sileyim sadece. Ee, şöyle yapacağız o zaman. O zaman şuradaki 60 dakikayı 1'e 2 oran olarak nasıl paylaştıracağız? Buraya 1'e 2 oranı şöyle düşünün. K'ya 2K o zaman 3K eşittir 60'tan K eşittir 20. Yani az olan 20. Buraya 20 dakika. Burayı da 40 dakikaya 20'ye 40 olarak paylaştıracağız. Tamam mı? Şimdi o zaman ben saat 8'den 40 dakika ileri gidersem saat 08.40'da evden çıkış saatimi yakalamam gerekiyor. Yani saat 08.40'da evden çıkacakmış. Şimdi o zaman 40 dakikada ne kadar düşeceğine bakalım. 1 dakikada 5 dakika düşüyor. O zaman 40 dakikada ne kadar düşmesi lazım? 8 dakika düşmesi lazım işe varış süremizin. E, o zaman 40 dakikadan 8 dakika düşersem 32 dakikada işe varış süremizin olması lazım. E biz saat 8.40'ta işten çıktık. O zaman 32 dakikada biz bunun işe varış süresi için üstüne ekleyelim. E 08.40'a ek, 32 eklersem 09.12'de iş yerine varmış olurum. Doğru cevabımız A olacak. Yani oldukça zor bir soru arkadaşlar. Yani grafikten bakması, 1'e 2 oranı yakalaması. Ha o zaman sağ taraf 40'sa burası işe, e, şey, evden çıkış kısmı. E o zaman 40 dakika geç evden çıkmışım. Yani 8'den 40 dakika ilerlersem, 8.40'da evden çıkarsam, 40 dak 1 dakikada 5 dakikalık bir azalma olduğunu görmek, 40 dakikada da 8 dakikalık bir işe varış süresinde azalma olduğunu görmek. Demek ki 40 dakika geç çıkarsam, 32 dakika işe geç varırım mı tespit etmek? E, 32 dakika işe geç varırsam 8.40'da da çıkarsam üstüne eklediğim zaman 9.12 oluyor. Bunu görmek kolay bir iş değil. Bu soru zor bir soru. Bu soru bence TRT'de çıkmış en zor hareket problemi sorusu. Bana sorarsanız. Peki. 9 ile devam ediyorum. Bak şimdi. Diyor ki aşağıdaki şekilde T noktasından Na noktasında birbirine teğet olan iki dairesel pist gösterilmiştir. Küçük pist büyük pistin merkezinden geçmektedir. Aa güzel. O zaman bunların e, çevreleri arasında da bir oran olacak. Şöyle merkezinden geçiyormuş. Alp ve Burak T noktasından aynı anda ve aynı yöne doğru küçük pistte Alp, büyük pistte Burak olmak üzere ko koşacaklar. Yani buradan şöyle Alp koşuyor, buradan da şöyle Burak koşuyor. Peki. Alp dakikada 100 metre, Burak da dakikada 150 metre hızla koşabilmektedir. Küçük pistin çevresi 300 metre ise Alp ve Burak koşuya başlamadan, başlama anlarından ilk karşılaşma anlarına denk geçen süreye kadar toplam kaç metre yol almışlardır? Bak şimdi. Öncelikle küçüğün çevresi 300'müş. Şimdi bunun merkezini belirleyelim. Yarı çapına R edersem, burada R. 2 pi R bunun çevresi. 2 pi R eşittir 300'müş. Şimdi dikkat ederseniz bu, bunun çapı Büyüğün yarı çapı oldu. O zaman büyüğün de yarı çapı 2R ise çevresi 4 E, 2PiR 300 ise e o zaman 2 çarpı 2PiR ya da şöyle düşünün PiR 150 olur o zaman 4 de 600 olur. Yani büyük olanın çevresi de 600 santim olmuş olur. Tamam mı? E 600 metre mi? metre özür dilerim. Büyük olanın çevresi de 600 metre olmuş olur. 600 metre haline gelmiş olur. Şimdi bunların birisi 100 metre, birisi de 150 metre hızla koşuyorlar dakikada ve aynı yöne koşmaya başlıyorlar. Birbirlerini yakalama süresini bulacağız. Peki bunlar aynı yöne koşuyorlarsa bunların hızlarını ne yapıyorduk? Çıkartıyorduk. 150'den 100'ü çıkarttığım zaman 50. Bunlar 600'ü tabii ki büyük olanı düşünmeliyim, küçük olanı değil. 600 arkadaşlar. 150'den 100 çıkartırsam 50 hızla ne kadar sürede koşarlar? Yani biri diğerini ne kadar sürede yakalar? Ee, her iki tarafı da 50'ye bölerseniz 12 dakikada yakalar. Peki 12 dakikada bunlar ne kadar koştu? E, birisi 100 ile 12 dakikada 1200 metre koşar. Diğeri de 150 ile 12 dakikada 1800 metre koşar. Yol eşittir hız çarpı zaman. Hız belli zaman belli. O zaman toplamda 3000 metre koşarlar. Doğru cevabımız C şıkkı. Hocam aynı piste koşmuyorlar ki. Nasıl yakalayacaklar arkadaşlar? Doğrultu olarak yakalamaları yeterli. Örneğin Alp burada olur, Burak da burada olur. Bu bunu doğrultu olarak yakaladığı anda zaten yakalamış olur. İlla üst üste binmelerine gerek yok, tamam mı? Bu aslında o kazanımı da anlatan bir soru. Tamam mı? Devam ediyorum. Kaçıncı soruyla? 10 soruyla. Bak şimdi. Baş. Şimdi. Şekilde iki edebi bu ek iki. Şekilde iki etapı bulunan bir yarışma pistinin A ve B arası virajlı BC arası düz yoldur. Bu pistte yarışan Ali ve Burak birinci etaptaki hızları sırasıyla 100 ve 120'dir. Ali düz yolda geçtiği anda hızını Ali virajlıdan düz yola geçtiğinde hızını 150 yaparak yarışı Burak'tan önce tamamlıyor. Buna göre ikinci etapın uzunluğu tam sayı cinsinden en az kaçtır? He, şimdi dur bakalım şimdi ne yapalım? Şimdi arkadaşlar ee, Ali'nin birinci etaptaki hızı 100. Bu anda 120. Şimdi Ali'nin birinci etap e, 2400 ya. 2400'lük mesafeyi Ali'nin 100 hızla bitirme süresine T Ali diyelim. Şimdi şu 2400 metre ya şunu 2,4 kilometre olarak yazalım bir kere. Şimdi 2,4 kilometreyi Ali'nin 100 hızla bitirme süresine T1. T Ali diyelim. Şimdi Ali e, yarışı Burak'tan önce tamamlıyor. O zaman Ali'nin düz yoldaki şeyini de bulalım. Düz yolun uzunluğuna da x metre diyelim. O zaman x eşittir. Ali'nin x yolunu 150 kilometre hızla e, t de aldığını düşünelim. O zaman T A e, eşittir. 2,4 bölü 100 e, T2 eşittir x bölü 150. Çok güzel. Bu ikisini toplarsak yani 2,4 bölü 100 artı x bölü 150'yi toplarsak bu arkadaşlar Ali'nin yarışı bitirme süresi. Ali'nin yarışı bitirme süresi Buran yarışı bitirme süresinden azmış. O zaman küçüktür Buran yarışı bitirme süresi. Şimdi Burak etap arasında bir hız değişikliğine uğramıyor. Dolayısıyla 2,4 ile x'i toplarsam 2,4 artı x arkadaşlar nedir? Buran yolu e, yol, yani alacağı yolun tamamı. E Buran hızı da zaten ne kadar? 120. 120 hızla t burak sürede alsın. O zaman t burak eşittir 2,4 artı x bölü 120. İşte bu arkadaşımız daha büyük olacakmış Ali'nin bitirdiği sürede. Kuracağımız denklem bu. Bundan sonrası tamamen bizim işlem yeteneğimize kalmış arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Mesela 10'la çarpalım. 24 bölü 100 yaptı artı 10x bölü 150 yaptı. Ee, küçüktür. 10'la çarptığım zaman 24 artı 10x bölü 120 yaptı. Şimdi paydaları sadeleştirelim isterseniz. 20'ye böldüğüm zaman 5. Yeah, 20'ye bölemem. Peki sıfırları götürelim. Sıfırı götürdüm, sıfırı götürdüm, sıfırı götürdüm en azından. Ee, sonra burayı 3 ile genişletelim. Burayı 2 ile genişletelim. Ne yapar? 72 artı 20x yapar. Paydasında da 30 var. Küçüktür. Ee, 24 artı 10x. Bunun paydasında da 12 var. 6'ya böldüm 2, 6'ya böldüm 5. Sadeleştirmeyi ne çok seviyoruz ya. Buradan 144 artı 40x eşittir. 120 artı 50x yapar. Buradan da arkadaşlar 10x eşittir 24 yapar. 10x eşittir 24'müş. Yani x daha doğrusu eşit değil lan. İçler dışlar çarpımı yaptığımız için büyük olacak. Bak şimdi şuraya tekrar dönelim. İçler dışlar çarpımında öncelikle şunla şunu çarptığım için. Yani 144 artı 40 istediğim için küçüktür olacak. 5 ile de 24'ü çarptım. 120 artı 50 isteyeceğim. Karşı tarafa atarsam 10x büyüktür 24 diyeceğim. Buradan da x büyüktür 2,4. Farkındaysanız dikkat edin. Bu kilometre cinsinden, bu da kilometre cinsinden, bu da kilometre cinsinden. Yani aslında biz bunu 2,4 kilometreden büyük bulduk. 2400 dersek bir fazlası 2401 ile doğru cevabımız B şıkkı olarak bulunmuş olacak 10. sorumuzda. Tamam. Peki. Evet 11 ile devam ediyorum. Yine böyle bir grafiği görünce tabi 2021 TYT gibi değil ama bu soru da kolay değil. Yani yine grafik tabi hareket problemlerinde işin içerisine girdiği zaman biraz işi zorlaştırıyor yani. Ee, ama o soruyla kıyaslanamaz. Bak şimdi okuyalım beraber. Aynı evde oturan ve okulları birbirine zıt yönlerde olan Burcu ve Esra Burcu ile Esra aynı anda evden çıkıp okullarına doğru sabit hızla hareket etmişlerdir. Aşağıdaki grafik bu iki kişinin aralarına okullarına Varıncaya kadar geçen sürede aralarındaki mesafenin zamana göre değişimi. Bak belli bir süre sabit sabit gelmişler. Bir süre sonra kırılmış. Bir süre sonra ee, değişiklik olmuş. Yani burada aslında kendi okullarına geçmişler. O belli oldu. E, Esra'nın okulu eve daha uzak olduğuna göre Burcu'nun okulunun eve olan uzaklığı kaç metredir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. 4 ile 6 arası 2 dakika. 2 dakikada nasıl bir fark olmuş? 300 metrelik bir fark olmuş. Tamam mı? O zaman sabit hızla gittiklerinden dolayı başlangıçla 4 arasını düşünürsek 4 dakika arasında nasıl bir fark olur? 600 metrelik bir fark olur. Bu 600 metre ne biliyor musun? Bu 600 metre e, Esra'nın neye uzaklığı arkadaşlar? Evine, okulunun eve uzaklığı. Çünkü başlangıçtan buraya kadar olan e, durum 600 metre. Esra'nın eve, okulu eve daha uzak olduğu için. Şimdi Esra'nın okulunun eve olan mesafesi 600 metre aralarındaki mesafede 1400 o zaman Burcu'nun eve olan uzaklığı da 1400-600'den 800 metre olacaktır. O yüzden doğacağımız Eşk. Ya burada da bir grafik yorumu gerekiyor ama oradaki gibi sert değil yani. 2020 MSU bana göre yine çıkmış sorular içerisinde zor sorulardan bir tanesi. Hareket problemlerinde kolay bir soru değil kesinlikle. Şimdi soru diyor ki ya çok işlemi yok bu sordun ama işte güzel değerlendirmek verileri iyi kullanmak lazım. Aşağıdaki görünün görünün görün, görün, görün. aşağıda Görünümleri verilen A, B, C ve D isimli koşu pistlerinin uzunlukları sırasıyla 1, 2, 4 ve 8 sayılarıyla doğru orantılıdır. Arzu sabit hızla koşarak A pistinde bir tam turu 36 dakikada, deniz sabit hızla koşarak D pistinde bir tam turu 96 dakikada tamamlamıştır. Güzel. Sonra arzu hızını iki katına çıkararak C pistinde sabit hızla, deniz ise hızını yarıya düşürerek B pistinde sabit hızla koşmaktadır. Buna göre son durumda bu iki kişinin bulundukları pistlerde bir tam turu tamamlama süreleri arasındaki fark kaç dakikadır? Şimdi arkadaşlar, koşu pistlerinin uzunlukları 1, 2, 4, 8 ile orantılıdır. Şöyle diyelim, mesela bu koşu pistini 1 alalım, bu koşu pistini 2 alalım, bu koşu pistini 4 metre alalım, bu koşu pistini de 8 metre alalım mesela. O zaman A'ya bakacak olursak, bir mesafeyi bir mesafeyi ne kadar hızla mesela VA hızıyla ne kadar sürede alıyoruz? 36 dakikada alıyoruz. Demek ki A hızımız 1 bölü 36'ymış. Peki. Aynı şekilde ee, ne? Deniz D'yi koşuyor. 8 kilometrelik yolu diyelim. VD hızıyla, deniz hızıyla 96 dakikada alıyormuş. O zaman denizin hızı için 8 bölü 96 diyebiliriz. 8'i 8'e böldüm 1. 96'yı 8'e böldüm 12. Buna da 1 bölü 12 diyebiliriz. Tamam mı? Şimdi arzu hızını 2 katına çıkartıyor. Yani VA artık 1 bölü 36'nın 2 katından 1 bölü 18. Bunu 2 katına alırsanız bunlar sadeleşir 1 bölü 18. Deniz hızını ne yapıyor? Yarıya düşürüyor. Bunu 2'ye bölmek 1 bölü 2 ile çarpmak demektir. Yani bu da hızını 1 bölü 24 yapıyor. Bu durumda ee, bir tam turu tamamlama sürelerini soruyor. Şimdi pistin boyu değişmedi ki ama bir dakika. Bir dakika. Şimdi bu sefer Arzu C pistinde koşacak. Deniz de B pistinde koşacak. Ha. C pistinin uzunluğu ne kadar? 4. Hızımız ne? 1 bölü 18. Peki süremiz ne? İşte onu soruyor. T. İşler dışlar yaparsak T eşittir 72 dakikada. Tamam mı? Yani Arzu C pistini yeni hızıyla 72 dakikada koşuyor. Şimdi gelelim denize. Deniz B pistini yani 2 kilometrelik yolu 1 bölü 24 yeni hızıyla T2 bu T1 olsun. Bu T2 olsun. T2 sürede koşuyor. O zaman T2 de 24 çarpı 2'den 48 dakika. Ne diyor? Bunların arasındaki fark. 72'den 48'i çıkartırsam 24. Yani uzun zor bir soru değil aslında ama kolay demek de elimden gelmiyor çünkü iyi kurgulanmış soru oradan oraya oradan oraya getiriyor ama tabii yine 2021 sorusuyla kıyaslanacak bir soru değil yani. Peki bu soruyla beraber arkadaşlar hareket problemlerine noktayı koymuş olduk güzel sorular çözdük çıkmış soruları güzel bir şekilde çözdük hallettik. Şu soruyu yıldızlayacağım yani Antalya Severler Derneği olarak bunu yıldızlayacağım bu soruyu yıldızlayacağım. O ne lan? <laughs> Bence bu zor bir soruydu. Bak beşinci soru zor bir soruydu. Üçüncü soruyu da yıldızlayacağım. Karşımıza çıkabilecek tarzda bir soru. Aynı şekilde birinci soruyu da yıldızlamak istiyorum. Ee, hareket problemleri de bitirdik. Aslında problemlerde en çok ön yargınız olan problemlerden bir tanesiydi. Gördüğünüz gibi çat bitirdik. Ödevini de, Efishinado testini de bir test zaten yaptığınız takdirde ödevi de tamamlamış oluyorsunuz. Arkadaşlar 46. güne noktayı koyduk ve artık problemlerde sona doğru yaklaştık. 47 e, işçi problem, 47-48 işçi problemleri, 49 sıra dışı problemler 50 ile beraber artık problemlere noktayı koymuş olacağız. Lütfen problemlerin bitiminde de değerlendirme denemesi ve değerlendirme noktası var. O videoyu izleyin e, ee, ilk defa böyle bir şey duyuyorsanız hocam değerlendirme noktası ne? Değerlendirme denemesi ne diye. Ee, bununla alakalı oynatma listesine gidebilirsiniz. 70 günde TET Matematik Video Ders Kitabı'nın ahanda burasındaki video dersler kare kodu var ya bunu okutun. Bir oynatma listesi çıkıyor. 3 tane değerlendirme noktamız var. 28. gün, 49. gün ve kampın sonu. Bu e, değerlendirme noktalarında arkadaşlar o oraya kadar olan kısımla alakalı değerlendirme denemesi çözüyoruz. Ve değerlendirme noktasında size bazı yönlendirmeler de yapıyorum zaten. Bir de her hafta kontrol noktalarımız oluyor. Onunla ilgili oynatma listesinde de yine videonun açıklama kısmında var. Yani siz isterseniz Derya Deniz ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Biz size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki ee, bunu sizin ne kadar istediğiniz önemli ama ben gözlerinizin içinden bunu ne kadar istediğinizi görebiliyorum. Yoksa psikopat olmak lazım şu soruları oturup da bunların içinden çıkmaya çalışmak için. Gerçekten yani e, çok fazla nitelikli soru çözdük. Yani e, şunlara pek girmiyorlar bile arkadaşlar ya şu sorulara falan hani başımız ağrımasın falan diye çok hani bunların benzer yani şu soruyu ya da şu sorunun benzerini açın mesela bir tane eee TT kampı çok fazla görmezsiniz ama bu toplara girmek lazım. Bu soruları göstermek lazım. Aslında hani şu soruyu geçsem geçerim. Hani koymam kitaba. E, aslında biraz bunları çözdüğün zaman da ayağına sıkmış oluyorsun. Çünkü bu anlaması çok zor bir soru. Dolayısıyla ee, öğrenci hemen yapıştırıyor. Bu ne abi? Bu, bu, bu olmuyor demek ki falan diyor. Ama bunları görebilmek lazım. Çünkü bu sorunun karşımıza çıkmayacağının garantisi yok. O yüzden mesela bu 12 tane soruda bence anlamamışsan bu soruyu belki anlamamışsındır. Bunun üstünde dur. Bunun üstüne git. Bunu bir daha kendi başına çözmeye çalış ve ne kadar hatalarının, eksiklerinin yapamadıklarının anlamadıklarının üzerine gidersen bu işi o kadar kusursuz ve o kadar verimli şekilde halledebilirsin diyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.